Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir video ile karşınızdayım sizinle. Bugünkü videomuz Münevver Karabulut'un haritasını incelemek. İşte Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü 17 yaşında. 18'ine girmek üzereyken yaşamını kaybetti. Tabii bu yani ölüm bile çok acıyken bu şekilde ölüm çok çok daha acı. Yani ben hani kendimi geçtim. Bir yakınımın bu şekilde kaybına bile ciddi yani düşünmek bile istemiyorum. Yani öncelikle bu tür kayıplarda ailelere gerçekten sabır diliyorum. Yani zor bir şey. Hani ateş düştüğü yeri yakar. Özellikle kadın cinayetleri ülkemizde son yıllarda korkunç şekilde arttı maalesef. Ve şu anda da hani kendisi daha çok din hassasiyeti olan, kendisini çok şey gösteren bir parti döneminde. Çok siyasete girmeyeceğim ama bu gerçekliği de söylememiz gerekiyor. Şimdi Münevver Karabulut'un öncelikle hani haritasını rektifiye etmedim. Çünkü çok fazla elimde bilgi yok. Hani bazı şeylerden şüphelendim. Hani yükseleni ne olabilir? Buna çok girmek istemedim. Ama biz hani rektifiye etmesek bile bir şeyler görebilecek miyiz? Sadece burada solar return'ı kullanamam. Çünkü solar return hani tam rektifiye olmuş olsaydı bunu kullanabilirdim. Ama ben transit, progresyon, solarak, profeksiyondan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Öncelikle haritasında şimdi gördüğümüz hani bize ilginç olabilecek yerleşimler neresi diye baktığımızda bir Kiron Güney düğümüne yakın bir 5 derece orb var. Hani 4 5 4 derece orb bir etkide bulunmuş olabilir. Yine Kiron'la ilgili size fiziksel yaralanmayı anlattığını videolarında anlatmıştım ki bu da bir fiziksel yanılma olayı ve Kiron yengeçte. Yengeç burcu olduğu için acaba diyorum bu bir karmik karşılaşma olabilir mi? Tabi haritasını net bilmiyoruz. IC, MC aksı veya karmik karşılaşmaysa da her zaman şu soruyu soruyorum. Varsayalım ki siz geçmişte birini öldürdünüz. Yani bıçaklayarak öldürdünüz örneğin ya da silahla öldürdünüz. Acaba siz bu yaşamda da bunun karşında başka bir şekilde ölümü mü deneyimliyorsunuz? Merak ettiğim soru bu. Ben bunların cevabını alıyorum arkadaşlar. Yani burada tabii ki böyle videolar açıkçası benim de çok keyif aldığım şeyler değil, onu söyleyeyim. Ama amacım burada bu sistemin işleyiş mekanizmasını çözmek. Tamamen bu. Yani belki o zaman bu sistemin işleyiş mekanizmasını çözersek buna yönelik nasıl çözümler de bulabiliriz? Yani diyelim ki siz geçmişte birini öldünüz, bu yaşamda da kötü bir ölümle mi karşılaşacaksınız? Belki bunu giderebiliriz. Belki insanlar değişebilir aslında. Sonuçta bu gencecik bir kız, 18 yaşında. Yani bu bana hiç mantıklı gelmiyor. İşte görüyorum, küçücük yaşta çocuk ölüyor, depremde ölüyor. Geçmişte ne karması vardı ki depremde ölsün? Bunlar gerçekten ilginç şeyler. Yani bazen aklımız almıyor. Şimdi burada haritada bazı sıkıntılı açılar var ama tabii bu açılar tek başına bir şey ifade eder mi? Onu anlamaya çalışalım. Bir Güneş-Mars karesi var. Yani Güneş burada şunu gösterebilir. Çok tanınmış bir insanla bir şey, şiddet olayla bakın mücadele. Bak burada Cem Garipoğlu. Burada Güneş balıkta olduğu için bu kişi tarafından kurban edilme. Ha, ama ne var? Haritamızda bu var. Bunda bu anlama gelmeyebilir. Biz tam haritasını bilmiş olsaydık Güneş hangi evin yönetisi belki bir şeyler bulabilirdik. Belki orada %100 garanti veremem. Çünkü bu çok karmaşık bir şey. Yine devam edelim. Haritada bir Venüs-Neptün karesi var. Yani bir kızın kurban olması. Elin bir şekilde acı, işte buradaki Neptün negatif açıda
yarattığı şey bu. Tabii Venüs'ün Koç'taki yerleşimi de kolay bir yerleşim değil. Zaten kolay yerleşim olmadığındaki sert açılar biraz daha sert etkiler arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yine Chiron Neptün'e de bir karşıt açıda bir yaklaşık 5 derece etkilemiş midir? Belki etkilemiş olabilir ki bu ölüm acı, elim insanları gerçekten derin şekilde yaralayıcı bir durum. Bu yüzden bir Neptün Chiron karşıtlığı etkisi olmuş olabilir. Yine burada Lilith'in açısı var ama bunu çok önemsemiyorum. Chiron'un Venüs'e karesi ne kadar derecede? 4-5 derece ort var. Yani ayın durumunu baz almayacağız burada. Çünkü ayın açısı net değil. Burada yine dikkat çekici olan Mars'ın Satürn'e 135'lik açısı. Bunlar bu olaydaki elim durumu. Çünkü burada biraz dışsal etkiyi de belirtiyor. Tabii burada Mars, Satürn nelerin yöneticisi, evleri bilmiş olsaydık biraz daha bu konuda yorum yapabilirdik. Bir başka zor açı da Jüpiter-Satürn karşıt açısı. Yine hangi evler olduğunu yönettiğini bilmiyoruz. Ama Jüpiter'in olumsuz açısında, mesela Satürn gördüğüm yerde bana hep elim durumları anlatır. Yani içinde vicdanın olmadığı. Negatif anlamda Satürn bu anlamı verir. Hani Satürn'ü veya bakın her gezegen iyi yanları da var, kötü yanları da var. Aslında ben her gezegeni seviyorum. Ama Satürn hakkında böyle söyleyince bazen mesela burcu oğlak, kova olan insanlar alınabiliyor. Bunu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu alınmayı gerektirecek bir durum değil. Burada anlattığımız gezegen arketiplerinde negatif yanlarında nasıl olumsuz etki ettiğini göstermek için burada Jüpiter Satürn karşıtlığında Jüpiter'in sert açılarında en basit deyimiyle kötü etkiyi daha büyütme, Satürn'e elim olayı daha da büyütme ve olayda şans faktöründe şimdi Jüpiter gerçekten hep şans getiriyor ama sert açılarında da bildiğiniz şanssızlık. Bu yüzden sert açılarına dikkat etmek gerekiyor. Yine burada sıra dışı bir açı görüyorum. Mars, Neptün 150'lik açısı. Bu da var olan kurban olma durumu. Yani bu Münevver Karabulut'un acımasız şekilde hayatını kaybetmesinin vermiş olduğu şey anlaşılamama. Yani bir hayatında böyle bir durumu gösteriyor. Bu 150'lik açı çok önemli burada. Burada bize bir veri veriyor arkadaşlar. Yani başına böyle bir şey gelme ihtimaliyle ilgili veri veriyor ve tam bakın çerçeve içerisinde. Evet burada bazı zorlayıcı açıları gördük ama yine de ben hep şunu tabii aksları bilmiyoruz şu anda. Akslarda hangi evlerde şeylerde bilmiş olsaydık biraz daha yorum yapabilirdik. Ama şu anda genel hatlarıyla bu kadar yorumlayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar gelin o dönemdeki 3 Mart 2009 yılında gece suları diye alalım. Münevver Karabulut vahşice öldürüldü. Maalesef. Şimdi insanın içindeki öldürme içgüdüsü işte Mars. Zaten o bizi bildiğiniz hayvan yapan şey o arkadaşlar. Bizi bildiğiniz hayvan yapan, gerçekten hayvanlaştıran. Ha bu arada bu ASC doğru değil. Burada Lilith olması falan dikkate almayın arkadaşlar. Bu sadece hani tahmini olarak aldığım bir harita. Şimdi haritada evet şöyle baktığımızda bazı açılar görüyoruz. İlk gözüme çarpan açı Mars'ın Plüto'ya karesi. Çünkü bu olayın şiddet, bakın şiddet Mars, öyle bir derin, travmatik bir ölüm ki toplumca da şey yapıyor. İşte o Plüto bu etkiyi arttırıyor. Yani insanları hayrete düşüren, şaşırtan, ürküten bir ölüm vakası, ürkütücü bir olay. Burada hani Mars şiddet, ölüm, bunu anlattık ve Plüto da bu etkiyi veriyor. Merkür, bakın burada Uranüs Merkür'e kavuşmuş. Merkür Plüto'ya kare. O yüzden bu kişinin yükseleni ikizler veya başak olma ihtimali var.
Buradan belki rektifiye edilebilir. Bakın rektifikasyon işlemiyle ilgili mesela hiçbir şeyini bilmediğimiz bir kişi de bu şekilde bir incelemede göze çarpan bir veriden belki bu kişinin şeyi işte Merkür'le alakalı bir yükselen yöneticisi Merkür olan ikizler veya başak olabileceğiyle ilgili bir mantık yürüttüm ama bu da %100 doğru olmayabilir. Bakın burada yine Mars Kiron'a 150 açıda, Merkür de Kiron'a 150 açıda. Mars zaten şiddetli bir olayla yaralanma, bakın Kiron fiziksel ölüme yol açacak bir yaralanma ve bunun anlaşılamaması. Yani böyle bir şey niye insan yapmış olabilir algısının insanlarda sorgulanması. Merkür eğer yükselen yöneticisi ise de 150 açı yükselen yönetici olduğu için direkt yükseleni hani kişinin hayat bütünlüğünü etkilemiş olabilir. Ben o yüzden burada Başak veya İkizler olma ihtimalini yüksek görüyorum yükselen yöneticisi olarak. Şimdi burada başka şöyle dikkati çekebilecek açı. Bir Satürn'e 135'lik açıda. Bu da çok olumsuz etkiler. Yani olayın elindiğini anlatıyor. Tabii Satürn hangi evleri yönettiği, bir aksi yönetiyor mu? Mesela 7. ev yöneticisi Satürn. Ki burada ikizler veya başak dedik. Bir şeyle evin durumla karşılaşma. Yani karşısına çıkacak bir şey evin bir duruma işaret edebilir Satürn burada. Yine Satürn dikkat ettiğiniz gibi Güneş'e 2 derecelik orbitası transitlerde bu etkileyebilir. Çünkü bakın yine haritasında başlangıçta Güneş Mars karesi dedik. Yani hayatında parlak bir figürle bir şey yaşamaya gösteriyor. Burada da Satürn elin bir olayla ne yaşıyor? Kişinin hayat enerjisi sönüyor. Veya karşısına çıkan kişi parlak şey bir insan ama bu kişinin hayat bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yüzden buradaki sert açı, Satürn'ün sert açıları gerçekten zor, serttir. Transitlerde şu anda gözüme çarpan başka bir açı göremiyorum açıkçası. Şuradaki şeyleri baz almayın arkadaşlar. Buradaki yükselen falan bunlar doğru değil. Şimdi geldik solar arka. Yani biz haritalar incelerken ben şunları açık tutacağım. Bu arada solar arktan önce şeyi bir inceleyelim. Progresyonu unuttum. Şimdi solar arka açalım. Pardon, progresyon. 3 Mart. Önce progresyona bakalım, sonra solar arka. 3 Mart. Mart 2009. Biraz hızlı geçeceğim videolar arkadaşlar. Progres haritada da şöyle incelediğimizde yani bu tabii ASC doğru değil. Biz sadece şuradaki bakın haritada bir Jüpiter Satürn karşıtlığı vardı. Progresyonda bunlar ağır hareket eder ama bir şey dikkatimi çekiyor. Satürn 3 dereceden 4 derece çıkmış ve Jüpiter'e tam karşıt. Yani normal haritada 1 derecenin biraz üstünde. Jüpiter de retro gelirken Satürn'e doğru ilerliyor. Bakın karşıt açılar. Yani bu da nispeten şey etkisini arttırıyor. Harita eğer doğum vakti 3-4 saatlik bir oynamadaysa progres ay Satürn'e tam karşıt oluyor. Yani bu kişinin doğum vaktini 12 8 ile 14 arası alabiliriz gibi. Bakın bu da rektifikasyonla yine bir yöntem. Hani bunlar benim bazı haritalarda bulduğum şeyler. Yine burada arkadaşlar dikkat çekici bir şey daha görüyoruz. Progress Mars Lilith'e tam karşıt. Lilith videomda anlattım arkadaşlar. Bir karanlık bir şeyle karşı karşıya kalma durumu. Kuzey Ay düğümüne 150'lik açıda var olan bu durumun anlaşılamaması. Basitçe hep diyorum 150'lik açı anlaşılamama. Zaten kendi haritasında bir Venüs Neptün karesi vardı. Bir şeye bir kızın kurban olması bir şeye. Şimdi geldik solar arka arkadaşlar. Yine solar arkta haritamızı inceleyelim. Yani aksları bilmek daha iyi olurdu ama bakınız Venüs de Jüpiter de kare, Satürn'e de kare. Jüpiter'i bir kenara bırakalım. Satürn'e kare olması bir kızın elin bir olayda başına bir şey gelmesi.
Normalde Jüpiter'in, Venüs'ün kare açılarından şöyle düşünebilirsiniz. Normalde mesela burada solarak böyle bir 2 yıl civarında bir etkisi olur genelde. Açının etki göstermesi 2-3 yılı bulabilir. Burada ne olabilirdi? Mesela transitte olsa ya biraz müsriflik, çok keyfi, zevkine düştük, fazla para harcama diyebilirdim. Ama burada da bir kızın şanssız olma durumu olarak yorumluyorum. Yine solarak da arkadaşlar Uranüs Mars'a 135'lik açıda. Çok sıra dışı bir şiddetle, feci bir şiddet olayla karşılaşması, 45 derece açıda güneş olması. Ya bu Cem garip olmuş simgeliyor, önemli bir figürle karşılaşmasını anlatıyor. Ya da kişinin kendi hayat enerjisinin sönmesini anlatıyor. Bakın Aynen. Neptün de Satürn'le kavuşmuş ve Jüpiter'e karşıt. Jüpiter'e ters açılarında şans olan durum şanssızlığa dönüyor. Burada neyi anlatıyor? Burada anlattığı şu, başına bir şeyden dolayı olumsuz açıda daha da olumsuz etkili. Yani kurban olma olayının etkisini daha da şey yapıyor. Yani düşünün, genç bir kız nedensiz bir şekilde hayatını kaybediyor. Yine burada bir Lilith bağlantısı görüyoruz. Bakın, bir önceki şeyde Mars Lilith'e tam karşıt. Burada da Lilith Uranüs'te kavuşmuş. Evet, Mars ayrı, Uranüs ama bakın olayın mantıksal şeyinde bir bütünlük var. Bakın Uranüs de burada kavuşması çok tuhaf. Yani neden? Niye böyle bir insan öldürülsün? Mars da şeyde bir insan bir şeytani bir şeyle karşı karşıya. Bakın Mars da karşı. Karşı karşıya kalma. Şiddet olayı ve vücut bütünlüğünü kaybediyor. Çok bir de kötü bir şekilde kaybediyor. Yine bu harita bu vakitlere yakın olmasını ispatlayan şeylerden biri de şurada Mars'ın Ay'a 150'lik açıda olması. Bu yüzden burada yükseleni bana göre Başak olma ihtimali daha yüksek. Sanki Mars Başak olursa şurada Ay'a daha da 150'lik açı tam şey yapabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani rektifikasyon yönteminde hani haritaları böyle inceleyerek de bir akıl yürütülebilir açıkçası arkadaşlar. Bakın burada yine transitte bir Mars Plüto karesi gördük. Bakın şurada solarak da Mars Plüto 135'lik açısı. 135 mi sert, 90 mi sert? Bunlar hiç girmeyin arkadaşlar. Burada bir kodlama var. Burada bir şey anlatıyor. Evet, bu bir sert açı. Transitler normalde aslında en çok etki transite görüyoruz ama şunlar bir dönem boyunca bir şeylerle karşılaşma durumunu gösteriyor. Burada mesela Mars Plüto 135'lik açısı var. Şurada transitte Mars Plüto karesi olmasaydı bu şey olmazdı. Ama diyor ki sistem, bak diyor. Mesela burada da arkadaşlar size yöntem olarak söyleyeyim. Mesela baktınız burada solar arka baktınız Mars Plüto 135'lik açısı var. Transitlere baktığınızda Mars Plüto karesi karşıt veya kavuşum dönemlerine çok dikkat edin. Ya biz hangi döneme nasıl dikkat etmeliyiz? Bakın incelediniz solar arkta. Solar arkta sert açılar gördünüz. İşte o zaman transitlerinizde de benzer dönemler olduğunda dikkat edin. Başınıza mesela bu trafiğe mi çıkmamız lazım? Bir şey mi yapmamız lazım? Yolculuk mu yapmamız lazım? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine burada Mars'ın Plüto'ya sert açısı ve Satürn'ün de Plüto'ya karesi. Yani çok vicdani olmayan, elin bir olayla ve toplumu da derin travmatik bir şekilde etkileyen bir olayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Buradaki açılar, bakın olayı, niteliğini bize anlatıyor. Şimdi arkadaşlar bir de profeksiyona bakalım. Tabii profeksiyon yılını dikkate almayacağız. Bakın profeksiyonda ilginç olan şu. Tam 18 yaşına girmek üzereyken yani dikkat ediniz profeksiyonda hemen hemen her şey karşıt ama burada sert açılarda direkt kare veya 135 şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi 6, 18, 30, 42, 54, 66 yani 6'dan başlayın. Çünkü 6 neden? 12'nin yarısı. Profeksiyonda 6 olduğunda Güneş, Ay falan hepsi bütün gezegenler birbirlerine karşıt açı yaparlar.
Bu da hayatta belirli anlamda zorluklar getirebilir bu dönemlerde. 6 yaş, 18 yaş, 30 yaş. Bir de 30 yaş civarında Satürn döngüsü. Aslında 30 yaşı sadece zor yapan Satürn döngüsü. Ben mesela Satürn döngüsünü çok başarılı şekilde geçirmiştim. Yani emeğimin hakkını almıştım. Yani tam tersi hani Satürn döngüsü de şey değil ama daha sorumluluğum. Artık sorumluluğu gerçekten biliyorsunuz arkadaşlar. Benim kardeşim askere gitti geldi. Satürn döngüsü de sonra ciddi bir anda şeyi değişti. Yani sanki o da şey düşündü. Askerlik bana yaradı olarak düşündü ama o orada biraz Satürn döngüsü var. Ki askerliğinde yaradığını tabii ki o da yaradı. Yani onu da göz ardı edemeyiz. Şimdi profeksiyonda daha tam doğum gününe girmeden olmuş ama bakın Neptün Venüs'e tam kare 1 dakika fark var. Yani böyle gerçekten profeksiyon şeyleri de açılarda işte hem kareler de bu sefer kendini net gösteriyor. Tabii burada solar aktaki bilgiler, progresyondaki bilgiler, burada bir bize veri akışı var. Bunların hepsine dikkat edeceğiz. Son olarak da ben arkadaşlar, bu arada Cem Garipoğlu'nun ayrı bir videosunu yapacağım ve gerçekten de intihar etmiş mi? Bununla da ilgili hani bazen böyle bir yerde bir soru görmüştüm. Gerçekten intihar etmiş olabilir mi diye. Ben intihar ettiği kanaatindeyim. Onu da videoda göstereceğim arkadaşlar. Sebebini de anlatacağım. Şimdi Cem Garipoğlu da 20 Ekim 1990 pardon 91'di sanırım. Yanlış yazmış olabilirim arkadaşlar. Cem Garipoğlu, evet 91'miş. Ben yanlış yazmışım, kusura bakmayın. 91 alalım. Şimdi burada harita elektrifke etmediğim için açıkçası sadece burada gezegen kombinasyonları arasında açılar inceleyeceğiz. Yani burada kesin net bir şey yapamayız. Bakın. Şimdi Cem Garipoğlu'nun Ay derecesi şeye çok yakın gözüküyor. Yani tabii tam net doğum saatini bilmiyoruz ama balıkta gözüküyor. Burada bir güneşle kavuşum durumu olabilir. Eğer güneşle kavuşuyorsa geçmişle ilgili belki bir bağ gösteriyor olabilir. Yine burada mesela Münevver Karabulut'un Uranüs'ü Cem Garipoğlu'nun Kuzey Ay düğümüyle kavuşmuş. Şimdi ikisinin de ay düğümleri, Kuzey Ay düğümleri Oğlak, Güney Ay düğümleri Yengeç. Oğlak Yengeç aksları ay düğümleri yani isterse ters olsun, şey olsun. Ben biraz zorlayıcı buluyorum. Yani bugüne kadar hep incelediğim olaylarda mesela Elisalem haritasında da görmüşsünüzdür. Bu aksları biraz zor görüyorum. Buralar biraz karmik etkileri fazlasıyla anlatıyor. Çünkü ya Güney Ay düğümü ya Kuzey Ay düğümü Yengeç. Zaten Yengeç devreye girdi mi bir kere bir geçmişe vurgu var. Ve Oğlak olduğunda da ben hep şeyi aklıma geliyor. Yani aile, otorite figürler aklıma geliyor. Bu yüzden buradaki açılar, ay düğümleri aslında biraz zor bir sınavı gösteriyor genelde. Genelde gördüğüm bu. Gözlemim bu oldu arkadaşlar. Ama hangi ay düğümü iyidir, rahattır, şeydir böyle bir şeye girmeyeceğim. Çünkü ben her ay düğümünde çok sıkıntı. Yani tamam yani işte şu ay düğümü biraz daha keyifli, rahatlı desek bile birçok ay düğümünde ne olursa olsun zorluklar gördüm yani bu istisnası ama Oğlak Yengeç aksı nispeten zor. Ana ben biraz daha Akrep Boğa aksını zor görüyorum. Hangisi daha zor? Bundan emin değilim. Koç Terazi aksı da bu da nispeten zor. Belki Aslan Kova aksı çok hani zorlayıcı olmayabilir diyeceğim. Çok emin. Yani onda da gördüm bazı zorluklar ama evet Yay İkizler aksı nispeten biraz iyi. Orada da bazı zorluklar gördüm ama nispeten daha iyi. Şimdi birbirlerinin haritalarına baktığımızda şurada Ay'ın açıları hani belki de çok fazla derece oynayabilir. Bunu çok baz almıyoruz. Ama şurada mesela Kuzey Ay düğümü bakın Münevver Karabulut'un Kuzey Ay düğümü Cem Garipoğlu'nun güneşine kare. Bu ne demektir? Güney Ay düğümü de kare.
acaba geçmişle ilgili bir olayın vuku bulması mı? Yine bakın Cem Garipoğlu'nun Venüs'ü Başak'ta. Yani bu da sevgi konusunda biraz zorlandığını gösteriyor. Mars Akrep'te. Yani Mars Akrep'tenin negatif çalışmasının etkisini bu olayda gördük. Çünkü Mars yani Akrep daha çok ölüm temalı olduğu için bu etkisini açıkçası gördük. Bakın Münevver Karabulut'un Dirit'i Cem Garipoğlu'nun Kiroğlu'yla 135'lik açıda. Hem de açı yine bir gördüğünüz gibi kesin açı yani. Burada Satürn Mars karesi var. Yani Cem Garipoğlu'nun Mars'ı Akrep'te, Münevver Karabulut'un Satürn'ü Kova'da tam kare yapmış. Tabii işte aksları bilmiş olsak net bir şey konuşabilirdik. Yine Cem Garipoğlu'nun Mars'ı, Münevver Karabulut'un Mars'ına 135'lik açıda. Yani burada sadece aksları bilmeden şuradaki açı kalıplarına göre yorum yapıyoruz. Burada da bu çok sert etkileri görüyoruz. Yani bir Satürn Mars karesi düşünün. Mars şiddeti şeyi anlatır. Hani acı olayı anlatır. Satürn'de elim. Bir olayda duygusallıktan yoksunluk. Çünkü Satürn'de böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Düşünün bu ikisi bir araya geliyor. Ne? Bir ölüm olayı. Ne? Yani hiç vicdana şeye sığmayacak şekilde ölüm. Mars Akrep'te kendi burcunda ama Mars Akrep'te yani ölüm yani Akrep burcu gerçekten direkt ölümle de alakalı. Nasıl çalıştığında burada görmüş oluruz. Tabii ki bu Mars Akrep'te olanlar katil olur, adam öldürür diye anlaşılmasın. Bu Mars'ın şeyi belli olmaz. Terazide bile adam Mars'ı terazide katil çıkıyor. Belli olmaz. Ama buradaki durum bu kişi de açıkçası böyle bir etki gösteriyor. Çünkü birbirlerinde ciddi sert açılar. Hele Mars hayvani güdü. Bakın Cem Garipoğlu Mars Akrep'te Münevver Karabulut'un Mars'ına 135 açıda Jüpiter'ine kare negatif etkide arttırır Jüpiter ve Satürn'e de kare. Çok zor açılar. Şurada Jüpiter'e kare dedim biraz 2 derece bir orta ama bu da sinasride güçlü bir açıdır 2 derece. Neden güçlü açıdır? Şimdi Jüpiter ve sonrasına kadar bu açıların arkadaşlar ortlar 2 derece bile etkilidir. Sadece jenerasyon gezegenlerinde 1 derecenin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ama Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür, Satürn bunların nispeten açılarda 2 derece bile şey gibi alınabilir. Kesin açı gibi alınabilir. Çünkü bunların zaten hem manyetik gücü etkili hem de zaten gökte çok rahatça görebiliyorsunuz. Mesela şimdi gökyüzünde Venüs, akşam güneş battıktan sonra Venüs'ü, daha sonrasında Satürn'ü ve Jüpiter'i. Orada üçlü böyle hizalanmış görebilirsiniz. Ben o yüzden burada böyle düşünüyorum. Birbirleri arasında çok sert açılar var. Bir kere şu Kuzey Ay düğümüne Güneş'in karesi. Bakın Venüs, Cem Gariboğlu'nun Venüs'ü yine Kuzey Ay düğümüne Münevver Karabulut'un 135'lik açıda. Yani ciddi anlamda bu zor açılar var. Buradaki etkiler sanki geçmiş yaşamlarla ilgili bir karşılaşmayı anlatıyor. Birbirlerine olan sert açıları, yine Cem Gariboğlu'nun Satürn'ü, Münevver Karabulut'un Mars'ını 135'lik açıda, yine Satürn-Jüpiter karşıtlığı falan. Hep zor zor, çok zor açılar. Burada yine şöyle tariflerde bir yanlışlık olmasın da burada Uranüs Venüs'e kare gözüküyor. Bakın Neptün Venüs'e kare. Çünkü aynı dönem insanlar, aynı yıl doğmuşlar. Aslında Münevver Karaburun'daki o sert açılar aynı yılda doğduğu için Cem Garipoğlu'nda da etkisini kendi şeyi göstermiş. Ama böyle sert açı var diye bir insanın hayatını şey yapmak gerçekten ilginç. Bunu diğer bir şeyde Cem Garipoğlu videosunu yaptığımda anlatacağım arkadaşlar. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.